Dem baba, dem baba, dem baba, dem baba. Dem baba, dem baba. Emanuel, Emanuel, bu. Nasılsın? İyi. İyi misin? İyiyim. Sen? Ya. İyi. Yepyeni bir 3 lira bitlik videosuyla karşınızdayız ve bugün FIFA 15'te Süper Lig'den draft yapacağız. Harika konsept, mükemmel. Ne var lan konsepte? Ben buldum. Evet, ben geçen buldum. Hafta normalde nostalji yapacaktık, sonra yapmamıştık. Ben de dedim ki o zaman bu hafta yapalım. Ama düz bir nostalji istemedim. Bir de FIFA 15'i seçmemin sebebi şu. FIFA 15 benim kanalda ilk düzenli kariyer yaptığım oyun. Arden 11 yaşındayken FIFA 15 videoları çekiyordu arkadaşlar. Burada espri olsun diye söylediğim şey gerçekten doğru mu lan? 12 mi? 12 yaşında değil mi? 12 falan. Ben bir dakika 2003. Oha! Sıkayım dedim. 12. Bildiğin gerçek gibi oldu. 12 yaşımdayken FIFA 15'te Fenerbahçe kariyeri yapıyordum. Ve o sezon Süper Lig de gerçekten çok renkli. Emre abi arkadaşım var. Yağız mı? Bir tane arkadaşım var, sürekli onunla çekiyorum. Yağız'la kapışacağız. Video atıyor beyler, şey videosu. Şu an yok galiba kanalda, var mı? Olabilir, onlar duruyor olabilir. Onları silmedim galiba. Yağız'la kapışma, bir abone özel. Ama şöyle. Videoyu çekeceğinin videosunu çekiyor. Öyle video. Ha, duyuru video. Arkadaşlar ben video çekeceğim. Arkadaşlar ben video çekeceğim Yağız'la. İşte bilmem ne, beğeniler çok azaldı. 20'ye düştü. Eskiden 40'tı. 20'ye düştü falan. Trip atıyor bir de millete. 40 beğeni alıyordu. 20 ne alıyor lan? Falan böyle videolar çekiyor. Arkadaşlar çok üzülüyorum 40'tan 20'ye düştüğü için beğeniler. Lütfen beğenileri şey yapalım. Yağız'la video atacağım cuma günü, hazır olun. Ne kadar kibar da değilsin. Sen dedene mother f***yen insansın. Sen ne anlatıyorsun ya? Abi. Onur dedesiyle video çekmiş. Dedesi duruyor böyle. Dedesine durup dururken mother deyip kahkaha atıyor. Bak adam duruyor böyle, ne diyor bu ve falan. Bir şey diyeyim mi? Bunu ben böyle bir şey olduğunu bilmiyordum. Uğur abiyle gece saat 4'te izledik bu videoyu. Kanım dondu benim. Ne kadar şerefsiz, ne kadar şey bir çocukmuşum ya böyle. Ben sana her zaman söylüyorum oğlum. Sen çok velet, yani sen dua et böyle bir şey olmuş. Sen çok velet bir çocukmuşsun. Oğlum. Gerçekten dedesinin bunu videoda dövmesi falan lazım yani. Dedem ne böyle diyorsun ilk saniyelerde bakıyor böyle. Dedemle birbirimizi ne kadar tanıyoruz diye bir videoydu. Şu an bulamazsınız çünkü gizli de. Öyle bir videoydu. Bakıyor böyle ilk videonun 10 saniyesinde, ben neredeyim, ne yapıyorum, niye buradayım falan diye bakıyor adamcağız. Onur yemin ediyorum, bak videoya saydım. Video 9 dakika, dedesi ilk 4 dakika konuşmuyor. Yemin et. Evet adam. Adam resmen esir düşmüş. Yazık ya, adam bu esirde gelmiş. Ve şu an o adam çocuk. Mesela ben video çekiyorum dediğimde biz bunu Uğur abiyle konuşmuştuk. Artık şey yapamıyordur. Beni hala öyle sanıyordur yani. Ben onun gözünde mother f- diyen YouTube'da. Mother f- bu arada şey. Anladın mı peki Arden? Ha? Ama adama helal olsun. Ben dedene çok saygı duydum yani. Seni yani mutlu etmek için orada belli. Yani ta doğal olarak öyle. Evet. Şu anki gibi bir durum yok. Seni mutlu etmek için adam orada duruyor yani, şey yapıyor. Aynen. Adam orada küfürleri var. Arden'in tipi, bak, Arden'in tipi sesi zerre alaka yok. Yani Arden olduğunu ispatlayamazsın. Sadece kahkahası aynı. Bunun gibi gülüyor. Şu anki gibi gülüyor. Sadece kahkahası aynı kalmış. Hiçbir evet. Şey aynı değil. Düşün bak, Arden'in abonesi yok. Ünlü değil. Bu işten para kazanmıyor. Hiçbir şey yapmıyor. 20 izleniyor. Adam ona rağmen gelmiş. Hani bunu mutlu etmek için. Bir de adama badama diyor. Adam ona rağmen susuyor. Bir de bu mutlu olsun diye ya. Bence anlamadı bu arada. Dedenin elini öp lan. Git dedenin elini öp. Öp şimdi mi? Ben videosunu çekeceğim bugün. Öperken videoya da bunu koyacağım. Şu an aşağıda. Dedeni çağır. Dedeni videoya çağır. Müsait olunca elini öp yayında. Tamam. Bir gün. Lan bana dua et. Ben... Şu an aşağıda oturuyordur. Gelmesin. Aşağı yanına giderim videodan sonra, elini öperim, videoyu buraya koyarız. Dede herkes seni çok seviyor, ne düşünüyorsun? Çok iyi, sen de hepsine selam söyle. Gel bir elini öpeyim. Ben herkes, gel. Ben de isterim ki başarılı olasınız çocuklar. Başarılı evet. Olun hadi. Herkes evet. Başarılı olsun ve birbirinizi sevin, birbirinizi koruyun. He mi canım? Evet. Eyvallah. Tabii bu daha güzel. Tabii ki. Ay, adamı şimdi getirip sonra geri götürmeyeyim merdiven. Beli ağrıyor çünkü merdiven. Yok, sen yaparsın herhalde, senden beklenir. Ya bu ne ya, o kadar da şey değilim, sen de ne gösteriyorsun öyle. Gel buraya gel. Hayır. Ona anne ver. Anne yemek ver. Dede et ver et. Dede aa dede. Dede yoğurt yap. Dede naneli yoğurt yap. Böyle dede, bir adam. Dede yeter. Evet şey. Dede yeter.
Arkadaşlar şu ekranı bu arada ayarlamamıştım. Ama şöyle hemen ayarlayayım. Ekranımı göstereceğim. Çünkü Süper Lig'de inanılmaz futbolcular var. Ya bu sezon, bu FIFA 15 sezonu inanılmaz. Tam böyle 80'lik 80'lik oyuncular yok ki artık. Bizler az önce işte bendeki yok Onur'un kanalında yaptık işte. Yerli bulamıyorduk yani. 76'lık falan adamlarla oynuyoruz. Bakın bunlar mesela kaleciler. Sırf kaleciler böyle. Bir de genel oyuncuları göstereyim. Çok ikonik isimler var. Yani aklımızda Emenike'si var. Schneider zaten. Felipe Melo. Bu oyunculardan kadro kuracağız arkadaşlar. Dembaba. Ya inanılmaz ya. 29 yaşındaymış ha Beşiktaş'a geldiğinde. Vay be. Oyunculara bakın. Benim Mereleş'te fotoğrafım var. Teşekkürler, iyi günler. Burada tabii Drogba falan yok. Drogba'yla benim var. Drogba'yla fotoğrafım var. Drogba'yla benim de var. Burak Yılmaz'la 3 kere röportaj yaptım. Tamam abi sen... Evet. Burak Yılmaz niye 77 lan? Ne alaka? Hayvan gibi topçuydu herif. Bu da yani. Yakası kalkık Şampiyonlar Ligi Burak Yılmaz'ı mı yoksa onun bir önceki dönemi falan mı? Sonraki dönemi. Sonraki dönemi o yüzden ha. 77 de olmaz, biraz ayıp etmişler. Aa, Onur abinin en sevdiği oyuncu Caner Erkin burada. Caner abi selamlar. Onur seni dövdüler mi? Videodan önce bir dayak falan mı yedin, ne bileyim. Bir enerji düşüklüğü seziyorum sende. Ya da şöyle. Ya da sana sapladılar mı bir önceki rebuild'te? Sapladılar mı sana? Yağlı ya. Bu enerjisizlik niye böyle Onur? Hayır, siz orada konuşurken şeye bakıyordum ben. Oyunculara bakıyordum ya, burada. Ya Onur abi, o zaman sen hep böyle like istediğinde, beğeni istediğinde, yorum istediğinde hep geliyor. Senden rica etsem bu videoya güzel bir beğeni, yorum ister misin? Tabii arkadaşlar, beğenin lütfen. Ne var ya? Bana ver. Düzgün bir şey diyelim. Bana ver. Arkadaşlar, bu çocuk 12 yaşında bu maceraya çıktı. 12 yaşında uyuz bir veletti. 20 like niye atıyorsunuz lan diye size fırça atıyordu. Ama siz tabii bilmiyordunuz o an. Dedesine mother f- çeken bir lavuktu. Ama günün sonunda çirkin ördek yavrusundan bir kuğuya dönüştü. Hatta siyah bir kuğu. Hatta FIFA dünyasının siyah bir kuğusu bu çocuk. Bu çocuk o kadar güzel içerikler üretiyor ki herkes tarafından seviliyor. Sokak gidiyoruz mesela, alışveriş merkezinde dürüm yiyoruz. Geliyorlar, 12 yaşında çocuklar geliyorlar, fotoğraf çektiriyorlar. Abi diyorlar, seni çok seviyoruz. Beraber her çocuğa iyi muamele yapıyor. Herkese iyi muamele yapıyor. Ben de 40 yaşında adamlar çektiriyor. Bu adamla 15 yaşında çocuklar çektiriyor. Geliyorlar bir de bana selam veriyorlar. Beni de tanıyorlar, sağ olsunlar. Bu çocuk bir dünya yarattı. Bu çocuk Arden Papazyan evreni yarattı. Arden Papazyan Universe. Arden Papazyan Universe yarattı. Doğal olarak bu çocuğun 700 bin aboneyi de aştı bu arada. Dalga geçtim diye. 700 bin, 700 bin falan diyorduk. 704 bin olmuş benim en son baktığımda. Bu çocuğun bir hayali var. Diyor ki bana, gece arıyor, karım köpeğim uyuyor falan, arıyor, darlıyor, uyandırıyor herkes, diyor ki, abi, I have a dream. Abi, I have a dream diyor. Dream'i ne biliyor musunuz? Bu da çocuğun dream'i. I want to have a 1 million subscribers. 1 million subscribers on YouTube demek istiyor bu çocuk. Bu çocuk 1 milyon aboneye ulaşmak istiyor. Bu yüzden bu çocuğa destek atın. Bu çocuk uyuz bir veletten harika bir insana dönüştü. Harika bir kardeşe dönüştü. Benim için bu arada buraya kadar şakaydı çoğu. Yani takılmalarım tamamen şaka ama benim için gerçekten bir kardeş. Eyvallah abi. Ben zaten tek çocuğum. Benim kardeşim yok. Abim ablam da yok. Ama Arden benim kardeşimdir. Hakikaten o gözle bakıyoruz. Onur da öyle, ben de öyle. Küçük kardeşimiz gibi. Arada bir mesela takılmalarımızı siz şey zannediyorsunuz, böyle genel bir başka bir insanla yönelik sert şeyler gibi anlıyorsunuz. Biz küçük kardeşimiz gibi görüyoruz diye, küçük kardeşimiz zaten. Aramızdaki ilişki böyle. Bu çocuk daha fazlasını hak ediyor. O yüzden 1 milyon abone olursa, videoları beğenilirse, yorum alırsa çok sevinirim. Teşekkürler, iyi günler. Teşekkür ederim. Böyle bir şey var Arden. Biraz duygulandırdın beni ya, evet. Neyse, çok övdük Onur, biraz dövmen lazım bunu. Yok yok, biraz dövmeyeceğim. Bir de şöyle bir şey var. Arden'in abonelerinin hepsi gerçek abone. Yani zamanında YouTube'a giren, zamanında yani bir mesela atıyorum 100 binden bir ayda 1 milyon olan kanallar var. Bot basarak falan, ama Arden'in bütün aboneleri şu anda 700 bin hepsi gerçek abone, onu da söyleyelim burada. Teşekkürler, iyi günler. Kime laf söylediğini anlamadım ama. İyi anladın da neyse. Şimdi kendime renk attım. Neler nasıl olmuş? Renklendirdim. Abi renkli. Az önce bir tek kötü oldu, ayarları bozuldu. Ben de diyorum niye şey? Niye böyle oldu falan diyorum. Evet. Renkli çok başka oldum. Bu arada bence video boyunca bu ekrandan devam edelim. Bu ekran gözüksün çünkü hoş olabilir. Gözüküyor ya. Güzel.
Evet Arden, seç. O zaman ben yani burada bakıyorum. Bir sürü yıldız var. Fenerliyim ama Aynen, sen her zaman Uğur'la gidersin. Hiç bize boşuna yapma. Schneider, evet. Geçelim, sıra bende. Hayır. Niye ben, evet, benim hakkımı gasp ediyorsun? Sen öylesin oğlum, ben seni biliyorum. Sen Uğur'cısın. Yo. Evet. Ne o zaman, tamam. Muslera. Ne? Muslera alıyorum. Güzel. Enteresan oldu. Enteresante. Ciddi Enteresante. Misin? Evet. Ciddi misin ya? Muslera aldım. Ciddi 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 yaptım bunu. Evet. Tamam, Onur çok kurcalama, devam et. Oğlum sen birinci turdan seçmiyor musun? Ya evet. Ya adam 82, diğeri 81, diğeri 80. Sana ne Onur ya, sus. Tamam haklısın ama ne yapayım, Muslera almak istedim. Muslera'yı seviyorum. Allah Allah. Tamam, Wesley'i alıyorum ben. Evet. Arkadaşlar böyle olacağını düşünmemiştim aslında, bana kim kalırsa onu alacak. Aklımda 3 adam vardı, şimdi 2 adam var. O yüzden 2 adamı kıyaslamak istiyorum. Kıyaslama ihtiyacı duyuyorum ve Allah, camda bunu da ikinci camdan sonraki camlar bozuk söyleyeyim. Başka cam yok. Belki camsız oynarız. Ben söyleyeyim de. Haklısın. Devşirme yok değil mi bu oyunda? Zaten öyle bir şey yok. Yok. Ya oyunun kendi şeyinde yok. Yani böyle bir şey mevcut değil. Aynen. Şimdi şöyle, aslında santrfor olarak genelde şey var. Yani overall'lar yakın olmakla birlikte. Emenike'nin potansiyeli 84. Emenike beni cezbetti. Yükselmiyor bu oyunda. Oyunda yükselmiyor. Yükselmiyor mu? Nasıl ya? Arden ona göre seçeyim. Ben tam bilmiyorum. Onur abi, sen nereden attın bunu? Çok yükselmiyor yani. Bir anda 4 yükselmiyor, onu diyorum. Potansiyeli olanlar yükselmiyor. Benim bildiğim bir de yaşlılar da ufak ufak yükselebiliyordu ya da aynı kalıyordu hep. Çok düşmüyordu. Yaşlar düşmüyordu. Fazla düşmüyordu. Ama potansiyeller az yükseliyordu böyle. Çok Oha, az. Erkan Zengin var. Erkan Zengin'i hatırlıyorsunuzdur tabii. Hatırlıyoruz tabii ki. Teknik bir oyuncuydu. Ya tamam, o zaman. Bilekleri iyiydi. Beni kandırmayacağınızı ümit ederek ben Felipe Melo demek istiyorum. Güzel. Evet Arden. Oha, hiç beklemediğim bir şey yaptı ya. Niye, sen mi alacaktın? Yo, Melo'yu ben almayacaktım. Melo bana düşebilir diyordum da öyle çok hani alayım diye düşünmüyordum. Diego veya Emenike'yi alacağını düşünmüştüm. Ya Emenike'yi alacaktım, bu beni kandırdı. Bu oyunda ben hatırlıyorum bu oyunu. Bu oyunda şakam yok. Burak Yılmaz çok atıyordu. Ben Diego'yu alacağım. Diego'yu mu aldın? Hı. Zaten tamam, Schneider'i seçmeme sebebim de oydu. Diego bana bir şekilde düşer diyordum ya. Schneider'le Diego M.O.O. ya. Kaleci bari diyorum. En iyisi bende kalsın diyordum. Düştü. Emenike. Tamam. Uğur abi, gördün değil mi yaptığını? Alma alma dedi, Emenike'yi aldı. Onur, yaptığın terbiyesizlik. Seni kınıyorum ama her şey ayıp etti. Emenike. Taklasını atıyor. Orada Emenike'nin yaşı en az 8-9 fazla diyorlar, doğru mu? Vallahi tipine bakalım. Sence mesela bak, burada 27 yaşındaymış. Vallahi ben Selçuk Melo ikilisi yaparım. Oo, Selçuk Melo. Kim dedi geçen konuyu ya? Serhat mı dedi, şey mi dedi ya? Onur gerçekten mı? Ben sana güvenerek değişti. Ben Emenike'yi anlatıyordum, söylüyordu. Niye böyle bir şey yaptın abi? Kanka, ben Emenike'yi Arden biliyor, çok beğeniyorum santrafor'u da. O yüzden aldım. Beğeniyorsan yani beğendiğin için mi bana bokladın ve artmayacak dedin? Boklamadım. Çok hızlı artmıyor dedim. Boklamadım ki ben. Ya ben 84 olmuyor şey sonuna kadar. 80 mesela, 82 olur. Hayır, bir tanesi sözüne güvenen de kapat. Tamam, devam et. görürsün şimdi. Tamam, iki kere üstte sapladık. Hemen başına oynadı. Kimde sen Uğur abi? Sen Selçuk İnan'ı aldın. Sıra bende o zaman. Evet. Sana ne oluyor ya? Sıra bende. Şimdi Selçuk İnan gitti. Aynen. Al, kim alıyorsun? Abi lütfen karışmaz mısın? Sıra sende, al. Dembaba, Dembaba. İşte golcü o. Dembaba, Dembaba. Golcüyü aldın. Dembaba, Dembaba. Harbi golcüyü aldın, biliyor musun? Dembaba. Ulan o zaman o şarkı ne popüler olmuştu be. O şarkı, evet. Mesela bak, şimdi burada yanlış anlaşılmasın. Icardi Aşkın Olayı Var diyorlar ya, ilk böyle fenomen şarkı diye. Gerçekten ilk fenomen şarkı çünkü... Değil. Dur bir dakika. Galatasaray yönetimi statta bunu çalmaya başladı ve bu bir sosyal medyanın da TikTok'un da her şeyin de gelişmesiyle beraber çok akım oldu. Ama aslında ilklerden biri o Dembaba'dır. Ya da Fantasy geldiğinde şey vardı. Gekas. Romanis Gekas. Gekas varmış, evet. Gekas da duymuştum başka bir yerden de galiba. Dembaba abi, Dembaba. Bir de kendi şey tezahüratı vardı. Olan var olmayan var, onu hatırlıyor musunuz? Fantasy. Beyler, bunu kimse hatırlamaz. Bu gurme bilgi. Kimdi lan o? Bir tane Beşiktaş orta saha getirmişti. Müslüm Gürses'e benziyor diye adamı Müslüm Gürses'te şarkı söyletmişlerdi. Şey, hatırlıyorum. Lan neydi adamın adı ya? Elneni. Hayır, Elneni falan değil oğlum. Yani. Neydi ya? Beşiktaş futbolcudur. Bulacağım. Çok eski ve alakasız bir tip. Amaral. Müslüm Gürses Amaral. Bu şeyi, fotoğrafı da
Neyse direkt göster, montaja gerek. Amaral diyorum lan. Amaral Müslüm Gürses yaz. Müslüm Baba'ya benziyor dedikleri adam bu, sırf gözde. İnanılmaz bir şeydi bu ya. Oğlum neler yaşadık bu. Yalnız İnanılmaz harbiden benziyor. Benzemiyor da değil yani. Benziyor benziyor. Dur bak tarihini bulacağım sana. Baksana. Beşiktaş'ın eski futbolcusu Rüşescu'yu bombaladı, haber girilmiş. Evet. Başkan Serdar Bilgili falan diyor oğlum. 2001 falan bu galiba. Yaşlanmış ya adam. Bak. 2001. Harbi benziyor ya. Harbiden -2 yaşındayken. Evet. Harbi benziyor lan burada. Burada hiç, benziyor. Hiç yoktum. Evet. Devam edelim. Kim neydi? Kimdeydik? Sen seçiyordun Arda en son. Ben Dembaba seçtim ya. Dembaba seçti ya, daha ne yapacak adam? Aa Dembaba mı seçtin Arda'n sen? Evet. Aa pardon. Onur sana çok bilendim oğlum. Bugün kaybetmen lazım. Gerçekten sana nazar atacağım. Ayıp ediyorsun. Terbiyesizlik ya. Seçeceğim adamı son anda değiştirtiyoruz o bak. Bir de diyorum ki ben sana güveniyorum. Doğru ayıp, mu ayıp, diyorum? Ayıp ayıp. Olacak. Aynı tur adamı seçiyorsun. Olacak. Doğru şey. Ama. Doğru göreceksin şeyde oyun bitince. Doğru. Niye seçtin oğlum doğruysa? Yalancı ya. Ya yalancısın. Ya yalancısın. Ya da ahlaksız. İkisinden biri. İkisinden görecek, biri seç. Göreceksin. Hayır sen bana dedin ki 84 potansiyeli var. Ben dedim ki çok 84'e çıkmıyor. Yavaş gidiyor bunda potansiyel. Ne alıyorsun oğlum o zaman aynı tur? Çok ben MNK'yi seviyorum abi, MNK'yi. MNK'yi ben istiyordum bu arada ya en başından. Ben Caner Erkin diyorum. Hani sevmiyordun? Sevmiyorum. Tamam. Geçen gün Twitter'da... Bak sevdiği için seçiyor, sonra diyor ki sevmedim, sevmiyorum yine de seçiyorum. Takım böyle, geçen gün Twitter'da bir şey var, gördün mü? Caner Erkin anlarınızı paylaşın diye. Gördünüz mü onu? Yok. Yazmış millet. İşte fotoğraf çektirmek istedim ya bir git başımdan dedi falan. Bir sürü ama bir sürü. Hepsi böyle. Ben Topere Semih Kaya'yı seçiyorum. Aa çok potansiyelli bir yaklaşım. Yani bu yaklaşımlar aslında olan yaklaşımlar ve çok beğendiğim yaklaşımlar. Evet. Bir tane Galatasaraylı aldım. Muslera'yı seçmese Muslera'yı da ben alırdım. Galatasaray kuracağım ben galiba. Oha be Alex TS'e bakın 73 o zamanlar. Oha potansiyele bak lan. Tam ulaştı potansiyele. Ne oldu potansiyel önemli değil, potansiyele falan yükseliyorsun. İnanılmaz potansiyeli var ama ha. Olur kuruldum oğlum sana. Seni salmayacağım bugün. Ne var ben bir şey yapmadım ya. Abi adama ayıp ettin ya. Ne oluyor ya ben bir şey yapmadım. Bir dakika ben adam seçiyorum şu an, bir dakika. Ali Adnan alsana, Rize Spor'da çok iyi oyuncu. Evet ya o bu arada oyun içinde çok iyiydi de onu almayacağım. Niye almıyorsun onu? İstemiyorum. Ben de Bruno Alves'i alıyorum. Kusura bakmayın. Tamam güzel. Ulan full yıldız. Benim takım Mustero, Diego Ribas. Mustero dedim adam. Mustero, Diego Ribas. Dembaba Bruno Alves oldu. Yıldızlar takımı. Şey şu alındı mı? Galatasaray'dan. Hayır. Tamam ben Galatasaray'dan şey şu aldım. Abdülhamit şey şu. Ha Aurelien şey şu. Evet Aurelien şey şu. Bu aldım. Adam sonra Bursa'ya gitmişti değil mi? Bu aslında kötü futbolcu değil de iyi futbolcuydu bu. İyiydi ya bunun. Ben kariyerde hep alıyordum bunu. Uğur abi şey şu'yu sever miydin? Hiç sevmezdim. Neden? Şey bir penaltı, bu arada. Bir penaltı yaptırmıştı yere kafa o. Uğur o değil mi? Fenerbahçe maçında yere ayağı kaydı, yere düştü, eline çarptı. Buydu değil mi? Evet. Orta gelmişti soldan, eliyle dokunmuş, penaltı olmuştu. Ya ben şeyi hatırlıyorum Onur abi, o daha eskidir herhalde de. Bir Fener Galatasaray maçı, Sarajoğlu'nda galiba, ben de küçüğüm izliyorum. Reto Ziegler böyle gitti, çizgiden çıkardı, ortaya açtı. Musa. Emik Kaya kafaya çıktı, sonra kafasını tuttu böyle, kafam öldü falan filan diye. Hatta onu iptal edilsin falan, hata var dediler sonra. Evet. Evet. Çok iyi hatırlarım. Maçları çok iyi hatırlarım. Teşekkürler. Reto Ziegler çizgiden evet. Çıkarmıştı. Evet. Evet. Ağlamıştı falan. Evet. 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 Gökhan Töre diyorum. Yapma be. Evet Onur abi seç hemen. Ben yapmayayım. Şey de Gökhan Töre yükselmiyor de sen al benden sonra. Ha? Onur abi. Çok kötü oldu bu. Şu an beni üzdü. Raul Melez alındı mı? Alınmadı. Arda'nı alabilirsin, sıra sende. Değil. Sende Arda. Ha bende mi? Bende oğlum. Çok iyi oyuncu bence al. Yok gerçekten alabilirim. Evet. Mereleş. Güzel. Mereleş neydi? Spiker ne diyordu? Spiker de şeydi değil mi? Ercan Taner'di. Mereleş. Evet. Mereleş. Uzaktan bir golle Avrupa maçında bir şey diyordu ya. Evet öyle bir şey vardı. Ay şey mi diyorsun sen? Tuncay gol atmıştı. Hem penaltı hem gol oğlum diyorsun. Tuncay değil ya. Mereleş uzaktan gol atıyordu. Avrupa Ligi'nde önemli bir maçtı. Ha, ben onu bulayım ya. Siz çok odaksınız seçimlere dur. Şimdi burada benim alacağım oyuncu galiba Musa Sov galiba. Galiba. Çünkü eğer oyunun tabii ki şeylerini bilmiyorum ben. Dinamiğini bilmiyorum ama Musa Sov hani sola çık ama hani golcü sola çık olduğu için skor katkısı verebilir. Oyunun dinamiğini bilmiyorum ama güveniyorum oyuna. Sov diyorum. Tamam. Uğur abideyiz. Ben Nurettin Amrabat diyorum. Tebrik ediyorum. Gökhan Gönül diyorum. Ne oldu Onur abi? Niye öyle yaptın? Oğulcan Adın diyorum.
Aa, benim ekranımdan bakıldı. Yok lan. Evet, Tamam. Uğur abideyiz. Evet, bendeyiz. Ben buraya bazı isimler not almıştım. Birini aldınız. Şimdi arkadaşlar ben bir türkü çığırmak isterim. Evet. Buğzeli Ağam Gümüş'ten yeni geldim Varoş'tan. Buğzeli Ağam Gümüş'ten yeni geldim Varoş'tan. Afrika çocuğuyum. La 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 la. Ebu Ebu. Emanuel Emanuel Ebu Ebu. Evet, Ebu'yu seçtim. Ebu, tebrik ediyoruz. Güzel seçim. Sıra bende mi? O öyle değildi ya. Evet. Yeni geldim şeyden. Ya Lelli ya Lel. Ramon Motta'yı alıyorum Beşiktaş'tan sol beke. Bu. Ramon Motta. Evet. Ben Topal diyeyim ya. Mehmet Topal diyeyim ben. Ya benim ekrandan bakıyor. Bu kadar olmaz ya. Bakmıyor musun senin ekrandan? Manyak mısın? Ne açsam ekranda onun en üstlerdekinden alıyorsun ya. Şimdi kapattım. Schneider vuralım sen en üstte. Ya az önce Mehmet Topal vardı. Olcan adını aldığında da Olcan adın vardı ya. Hayır oradan bakmıyorum. Tamam, neyse. Ben Beşiktaş'tan Tolga Zengin'i alıyorum. Oha. İlginç bir şekilde overall'ı Muslera'dan sadece bir düşük. Ben tebrik ediyorum. Gerçekten tebrik ediyorum. Ve burada stoperime almıyorum stoperimi. Sol kanadıma onu da almıyorum. Özür diliyorum. Bruno şeyi al oğlum. Bruma'yı al. Yok, rating olarak değmiyor ki ya. Oğlum Bruma bak ben bu oyunu hatırlıyorum. Bu saatten sonra değen bir şey yok Arda. Bu oyunu hatırlıyorum ben. Bruma inanılmaz bir şey. Hatta şeyde falan mükemmel de altıma ettiğimde falan. Bruma'yı al. Ben Dirk Kuyt alıyorum. Güzel. Sıra bende. Ben Egemen Korkmaz diyorum. Tamam. Uğur Çok abideyiz. güzel. Ben Cardozo'yu alıyorum ya. Cardozo'yu aldım ben. Santrfor'u. Buruma. Amit Altıntop. Oğuzhan Özyakup. Aa kötü oldu. Çok hızlı geldik. Kötü oldu. Bayağı Benim bir hızlı geldik. alacağım oyuncuydu ya. Alacağın oyuncu muydu? Alsaydın benden bir önce seçiyordun ya. Alsaydın o zaman. Listemdeydi yani. Atiba falan var. Ben Emre Belezoğlu alacağım. 33 yaşında, 78. Emre Belezoğlu. Emre'yi severim. Emre abim, Emre Belezoğlu. Onur abin orada. Emre'yi ben aldım. Sen sevmediğin oyuncuları aldın. Listemde vardı. Niye almıyorsun Emre'yi? 33 yaşında diye mi? Biraz ondan. Pedro Franco alındı mı? Alınmadı. Pedro Franco alıyorum Beşiktaş'tan. Galatasaray'dan Alex Teyes. Çok iyi ya. Seçimler bayağı iyi ya. Güzel. Uğur şimdi şey yaptı. İlk 11'i tamamladı. Potansiyellere gidiyor şu anda. Ben kime alıyorum biliyor musunuz? Bursaspor'dan Fernandao, yedek santrforum. Ve o sezonun gol kralı. Teşekkürler. Güzel. Evet Onurcuğum. Manuel de Costa. Ne alaka oğlum? 3 turdur hepsi stoper seçiyor ya. Tamam, Ersan Adem Gülüm. Fernando Belushi, Bursaspor'dan. Alper Potuk. Ben artık yedeklere geçeyim. Veli Kavlak diyorum. Hem CDM yedekler hem CM yedekler. Manuel Da Efendi Costa gibi. alındı mı? Alındı. Ersan Adem Gülüm. alındı Alındı. Egemen, bunların hepsi alındı mı bu üst taraf? Egemen Evet. alındı. Kaçar stoper aldınız ya siz? Üç tane üçlü stoper aldı. Üçlü mü oynayacaksın Onur abi? Evet. Caner'i de aldı. Ne yaptı belli değil. Beni mahvetti bütün planlarımı. Sivok'u alıyorum. Ben şey alıyorum. Gustavo Kolman. Ben Mehmet Ekici'yi alıyorum. Cam LM, CM, RM yedeklesin. Evet Arden. Arden Bey. Evet, bir dakika seçiyorum. Hızlı seçtiğimiz için stoperlerin gittiğini uyanamadım ya. Ryan Donk'u alıyorum stoper yedeği. Burak Yılmaz. Güzel. İbrahim Toroman. Uğramadı Mehmet. mı ya? Alınmadı mı Burak Yılmaz? Alınmadı. Ben Cardozo'yu aldım. Tamam. İbrahim Toroman. Sol bekte sağ bekte 74 oynamış. Belki 11 bile oynatabilirim. Ben arkadaşlar Sivasspor'dan John Utaka'yı alıyorum. Kanat yedekliyor. Tamam ben Olcay Şahan alıyorum. Kendisine yine sevmediğim bir oyuncu aldım ama. Oo güzel oyuncu var burada. Santrfor yedeği, nöbetçi golcü, yedek golcü denildi, aklına gelen isim Semih Şentürk. Güzel. Kadleç. Ezekiel Scarione. Milli takımımızın bugünkü kalecisi o gün 25 yaşındaydı ve Fenerbahçe'de oynayamıyordu, yedekti. Mert Bosingva, Trabzon'dan. Atiba Hutchinson. Semih Şentürk'ün resminde kafasına kadar büyük ya. Evet, kariyerinin çok büyük bölümünü Türkiye'de geçirdi. O dönem Kasımpaşa'ya gelmişti. Babel. Ryan Babel. Hem sol kanat hem sağ kanat yedi. Potansiyeli bile var lan. 75'ten 77'ye. Christian Baroni severiz. Ben bu oyuncunun çok iyi bir oyuncu olduğunu gerçekten düşünüyorum. Yani gerçekten çok iyi bir oyuncuydu bence. Aslında Fenerbahçe'nin almasını çok isterdim. Bursaspor'da oynuyordu. Josue. Güzel. Tam onu alacaktım. O yüzden bir daha düşüneceğim. Gerçekten beğeniyor muydun gerçekten? Josue Galatasaray. Ben beğeniyordum. Galatasaray'da iş yapamadı ama. Yapamadı ama iyi oyuncuydu. Şurada güzel bir Çok oyuncu var. yönlü bir yedek kendisi. Atıf Şeşo. Evet.
Santor, Sol, Açık, Cam hepsini oynuyor. Erkan Zengin. Onur Kıvrak ve böylece Volkan Demirel alınmadı. Oburalı fazla iyi. Ama 11'e seçilecek kadar iyi değil. Ama kaleciyi kesecek kadar da iyi olduğu için alınamadı. Biraz öyle aradaları da kaldı. Evet. Evet. Tam dördüncü oyuncu. Yedek de olmuyor. Bu arada birazdan size bir şey göstereceğim. Bu sezon içi performanslarla olan overall'ları göstereceğim. Bak yani şunu söyleyeyim size. Videoya söylemiş olayım. 29 Ağustos'ta oynuyoruz biz. 29 Ağustos 2014'ün overall'ları bu. Çünkü oyun ilk çıktığında böyleydi. Güncelleme yapamadığımız için şu an oyunun ilk versiyonuyla oynuyoruz. Birazdan size 10 Eylül 2015'te Volkan'ın overall'ını göstereceğim kısaca. Ben Galatasaray'dan Yekta Kurtuluş'u alıyorum. Her yerde 74-73 falan oynuyor. Bu da bir orta sahaya de olsun. Şimdi son tercihlere geçiyoruz. Artık 19 oyuncumuz var. Hepimizin söylemiş olayım ve ben Karcemarskas. Teşekkürler, iyi günler. Bu kimin kalesiydi orada ya? Gaziantep. Antep demek ki çok pozisyon yiyormuş ya. Ben çünkü özetlerden falan hep bunu atıyorum. Karcemarskas evet. Kurtardı falan. Karcemarskas. Bir de şey vardı. O Eskişehir'deydi ama ha. Bofin. Rud Bofin. Bu sonra Antalya'ya falan da gitti. Harun Tekin Bursa'da. Vay. Karabük Spor. Ulan Karabük iyi takımdı ya. Nereye gitti Karabük? Kapandı mı şu an? Kapandı. Karabük amatöre gitti evet. Boş altlar kulübünün içine. Mersin İdman Yurdu. Bak. Oğlum Zeytinburnu Spor var lan. Süper Lig'e çıkmıştı Zeytinburnu Spor. Günay Güvenç var ya. Günay Güvenç. Galatasaray'ın yedek kalecisi. O değil mi şu an bu? Evet. Evet o. Ben İshak Son'u seçiyorum. Arkadaşlar ben de son olarak La Liga'da güzel işler yapan, o dönem 17 yaşında olan Enes Ünal'ım, 69 overall 82 potansiyel. Bugün FIFA 23'te 80 overall bir kardeşimiz. İnşallah sağlığına da kısa sürede kavuşur. Enes Ünal diyorum ve tamamlıyorum. Enes Ünal. Hemen Enes Ünal'a bakayım. Şimdi arkadaşlar kadroları şey yapmaya gideceğiz. Bir de 10 Eylül 2015 dediğimiz zaman, şöyle geri gittiğimiz zaman Süper Lig'in en iyi oyuncularını gösterip kadrolara geçeceğim. Bence onu da görmemiz lazım. Bakın az önceki listeyi görüyordunuz. Mesela Schneider falan herhalde ayrılmış tam bu yıl. O yüzden mesela artık yoklar normalde 10 Eylül'deki update'den sonra. Teşekkürler, iyi günler. Volkan en iyi oyuncular 80. Bunlar mı? Oğlum bayağı oyuncu gitmiş lan Süper Lig'den o zaman. Evet. En iyi oyuncular bunlar. Ha dur bir dakika, bu kaleciler, dur pardon. Ben de diyorum nasıl oluyor ya? Schneider mi dayıyor? Oha diyorum, bu kadar oyuncu nasıl gider ya? Evet. Süper Lig battı gibi. Evet. Bak Gökhan Töre 80 olmuş mesela, ilginç. Güzel şeyler var. Teşekkürler, iyi günler. Şimdi kadroları kurup geliyoruz. Arkadaşlar Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Şimdi şöyle, oyunda lig değişmiyor. Mesela Ajax'a yerine Türk takımı koyamıyoruz. Baksana abi, sadece Hollanda Ligi'nden veriyor. Bu yüzden iki takımımız Şampiyonlar Ligi'ne gidecek ilk sezon. Bir takımımız da Avrupa Ligi'ne gidecek. Uğur abi Avrupa Ligi'ne gidiyor. Uğur abi de en son videoda birinci olduğu için Avrupa Ligi'ne gidiyor. Değil mi abi? Hayır öyle değil. Ya yok şöyle değil. Ben açıklayayım bir saniye. Şimdi arkadaşlar bana bir avantaj olmaması için ben de Avrupa maçı oynayayım lig. Şimdi burada hepimizin ligine bakacağız bu sezonda. Arden'le Onur'un Şampiyonlar Ligi'ne bakacağız. Bu bittikten sonra benim en son Şampiyonlar Ligim ayrıca simüle edilecek tek sezon. Hızlıca. Böylece adaletsizlik olmasın. Yani ben maç yapmayayım, ligde avantajlı olmayayım diye beni de Avrupa'ya koyduk. Yalandan bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne bakıyoruz. Bitiriyoruz. Biter bitmez benim Şampiyonlar Ligimi simüle edeceğiz. Başlayalım Arda. Haydi bakalım. Option'a bastım. Okey dedim. Disable first transfer window. Evet, hiç kimse transfer yapamasın ilk dönemde ve ileri diyoruz. Hayırlı olsun Mr. Manager olarak açıyoruz. Biz kendimiz Karabük'ün başındayız. Karabük Spor'un başındayız. Ve 3 takımın da neler yaptığını inceleyeceğiz. Ya şu Alkisar'da o Yunan bir tane forvet vardı ya. Onun olmasını isterdim. Bir de takımlarımızı evet. Göstermemiz lazım. Çünkü şöyle garip şeyler oldu arkadaşlar. Overall atıyorum 80 gösteriyor, 78 çıkıyor. 75 gösteriyor, 79 çıkıyor. Bende de şöyle bir problem oldu. Ebu Ay oyunda komple yok. Evet, Türkiye Ligi'nde de muadili yoktu. Muadili Arden Bosingva'yı draft ettiği için çok düşük kalacaktı benim sabekim. O yüzden bana da Ebu Ay niyetine aynı overall'dan Yan Mat'ı koyduk Newcastle'dan. Şimdi evet. Takımlarımızı gösteriyor. Bu benim takımım. Vay be. Ben bayağı bir kazık yedim açıkçası. Oğuzhan Özyakup 78 diye aldık, 75 çıktı. Garip garip şeyler oldu. Gökhan Töre biraz daha iyi çıktı. Cardozo bir çıt daha iyi çıktı. Kalecim 81 diye aldım, 79 çıktı. En kötü kaleci bende. Böyle şeyler yaşandı ama yapacak bir şey yok. Ayarlamalarımı yaptım. Benim kadrom bu şekilde. 4-3-3 diziyorum. Selçuk, Melih, Oğuzhan.
İleride Cardozo, kanatlar Gökhan Töre, Amrabat, Tayyip Sağbek, Eboué yerine Yanmat Sağbek, Semih Kaya, Ersan Adem Gülüm ve Tolga Zengin arka tarafta. Güzel kadro. Teşekkürler, iyi günler diyorum ve şimdi lan, sırada... O dönemki oyun bile daha güzelmiş. Baksana neleri gösteriyor ya buradan. Eskişehir, bu da benim takımım. Ben Akçıları görmemekte ısrarcı. 7 kere üstünden geçiyor inatla. Kendi takımını sun. Evet, Buruma, Dirk Kuyt, Dembaba. Ateş ediyor. Diego Ribas. Dembaba 82 mi? Oha! Evet, 80 diye aldım, 82 çıktı. Emre Ateş Belezoğlu, Mereleş. Mereleş düşük çıktı mesela. 79 diye aldım, 77 çıktı. Ateş ediyor bu takım. Gökhan Gönül, Motta. Motta 76 diye almıştım. Yedeklerde Erkan Zengin beni mahvetti. 75 diye aldım. Kite'la aynı çıktı ya. İyi oğlum, daha iyi. Uğur, bu ne diyor ya? Daha yüksek çıkıyor, üzülüyor. Abi 11 mi kes şey? Oğlum benim cam diye aldığım adam 3 overall aşağı çıktı. 75 çıktı ya. Cam bile değilmiş. CM'ye dönmüş. Mevkisi değişmiş yani. Ama Ozan Özyakup. Bende de bu arada Baroni yoktu oyunda. Baroni yerine aynı overall'dan Kevin Constant'ı aldım. Benim kadromu da gösterebilirsin. Ya. Ben Akhisar'a geleyim. Bu Akhisar nerede ya? Geride miydi? Evet. En başta Allah'ım diyor. Evet. Emenike arkadaşlar. Burak Yılmaz 79 çıktı bu arada. 77 falan gözüküyordu. Yani ilk 11'de Burak Yılmaz oynayabilir. Arkadan da Schneider. Sağlı solda iki tane sallayabilir. Musa Osov, Caner Erkin. Stoperlerime bayağı güveniyorum. 80-79 iyi stoperlerim var. Sağ bekim kötü. O yüzden oraya Franco'yu koydum. İnşallah oyun oynatır. Ve 73'lük şey var. Olcay Şahan da sağ açımda oynasın istedim. Çünkü orada da kötü bir sağ açık olarak Oğulcan adın var. Oğulcan adın var. Bakalım kadrom bu şekilde. Kadroma güveniyorum. Teşekkürler, iyi günler diyorum. Bence en iyi kadro Onur abi de. Net en iyi kadro Onur, en şanslısı o. Hep iyi çıktı. Alper Potuk var 79 kenarda. Asla şey yapmıyorum ben buna. Şanslısın abi şimdi, tamam yani şey yapmaya gerek yok. O zaman başlayalım. Aslan kabul etmediğin de lan, 75 diyenler 79 çıkması mı? Evet, şöyle bir şeye de bakmış olduk. Ocak 1'e doğru beraber geleceğiz arkadaşlar. Takvimimizden evet. Bakın ne kadar hızlı simülasyon. Bir maçı var ya. Evet, güzel oldu bu. Ya gözükmüyor ki skor. Tamam, gözükmesin. Bizine Karabük skorlarından. Ama hayır, kendimizle oynayacaktık ya. Onu görürdük. Durdur orada. Akisar maçı var, durdur istiyorsan. Yok abi, boş ver ya. Direkt böyle geçsin. Bak ne kadar hızlı. O zaman beni niye dinlemedin? Ya abi ne güzel işte bak. Mesela ne oldu acaba? Bak şu an Akhisar maçı var. Bakayım. Eskişehir benle oynadı, senle oynadı. Sapladım ben 2-1. İki defa mı oynadı lan Akhisar'la? 2-1 yendim ben. Hayır ya, bir kere oynadı. Uğur 1-0 kaybetti. Ben oynamadım ki daha. Oynamadı ki o. Hadi ya. Kaybedecek mi demek istedin? Kaybedecek demek istedim. Yalnız yanlış simülasyon demek. Bir tık ama bizim FIFA 23'e göre hızlı değil mi ya? Çünkü skor göstermiyor, bir şey göstermiyor. Tamam da simüle ediyor sonuçta skor göstermese de. Tabii bütün ligleri falan ediyor galiba bu. Şeyden iyi en azından, o 8 saat çektiğimiz FIFA 13'ten iyi. Evet. Evet ya, o neydi ya? Evet, Kasım ve falan. Aralık, Desember, evet, doğum günüme doğru ilerliyoruz. Bekle. Ve 2-0 kazandım. Yenildi. Benden evet, doğum günüm geldi. Şimdi Uğur'un doğum günü geliyor yakında. Uğur'la aramızda 15 gün var doğum günlerinde. Doğum günüm. Evet. Geri gel. Evet abi. Skorlar gözüküyor mu? Gözüküyor. Aha. 2-1 koydum. 2-1 koydum. Geri gel. Allah kahretsin. Oha, bu saplamış Arden'e. Ben atlayayım. Sana da 2-1 saplamış. Sana da saplamış. Beni de yenmiş lan. Böyle halis niyetli, kötü niyetli insanların karşı bu. Evet bakalım. Gençler Birliği koyup geçtim. 42 puan. Arden'e bak, 14. Ne alaka lan? Ben ikinciyim ya. Ben niye bu kadar kötüyüm ya? Niye böyle? 10 puan sapladım. Kaç puanım? 19 puan almış benimkiler. Nasıl ya? Bir rebildi daha, 3. bitirdim. Allah kahretsin ya. Belli olmaz. Şampiyonlar Ligi'nde ilerliyor muyuz biz? Şampiyonlar Ligi gruplardan çıkan takımlar burada. Hiçbiri yoksunuz, elenmişler. Gruplara bak. Gruplara gözüküyor mu? Grupları şu an bulamadım. Bir dakika. Grupları göremiyoruz. Avrupa Ligi? Daha burası belli değil. Belki buraya gitmişizdir. Aha dur. Eskişehir sonuncu 1 puan. Akhisar 3. Bakalım gidebilir mi? İnşallah vardır Avrupa'ya gitmek. Ben çıktım bak. İnterli gruptan çıkmışız valla. İnterle kapatmak için. Ama bunun önemi yok tabii ki. Devam edelim. Ardından başka bir şey var. Acaba Avrupa'ya gidebildim mi ya? Avrupa'ya gitmek var mı acaba? Ya benim Rebit niye böyle oldu ya? Sezon sonuna gidiyorum. İnşallah Avrupa'ya gitmek vardır ya. Hayır, güzel kadro kurdum ama gerçekten. Neden? Arden şu şeye gidince bir bakabilir misin sana zahmet? Arden ya? Senin taktiğin neydi?
4-3-3 atak. Arden. Ben galiba biraz daha defansif oynattım size göre diye şey yapmış olabilirim. Ama Onur abinin çünkü iki CDM'si var mesela. Allah Allah. Arden. Efendim. Neyse bu bitsin. Bu bitsin, bir şey söyleyeceğim. Simülasyon bittikten sonra. Eskişehir, Arden yendin. Ya bırak, bir de bana 3-0 koymuş Karabük'ü ya. Evet. Ulan oyunu seviyoruz dedik. Bağrımıza bastık. Niye böyle oldu ya? Ben tek şeyi merak ediyorum. Avrupa'ya gitmek var mı oyunda? Sen hatırlıyor musun Arden hiç? Var abi. Üçüncü olursan Avrupa Ligi'ne gideceksin. Evet. Ya of, benim ben şu an çok sinir oldum ama ya. Dur bakalım ne olacak. Küme düştü adam. Arden dikkat et, küme düşme. 14. de olmazsınız ya. Kayt, Dembaba aldık be. Kalede Muslera var ya. Şaka mı mı bu ya? Arden sezon bitti. Türkiye Kupası niye yoktu orada? Var mıydı? Ne? Türkiye Kupası nerede? Yok bu oyunda. Yok. Şimdi puanlamamız aynı oluyor değil mi? Aynı olacak, evet. Ananı. Ne oluyor ya? Bu oyunda Haziran 1'de bitiyor muymuş her şey? Şuradan her şeye bakabiliyor muyuz? Bakalım. Bakıyoruz, gir. Arden yükselmişsin lan. Şampiyon! 15 puan sapladım. Arden 3.sün lan. Nasıl olmuş? Ulan şerefsizler. Bari biraz iyi olsaydı. 2 puan fark var Arden. 2 puanla gitmişti. Arden 2 puanla beni geçiyor musun lan? Şampiyonlar Ligi'ne Benfica kazanmış. Avrupa Ligi'ne bak. Ya bu Benfica FIFA 15'te bile, şerefsizlere bak ya. Avrupa Ligi'ne bak. Ben var mıyım? Varım. Inter, Allah kahretsin, Inter elenmişim. Uğur benim abi nerede? Ben neredeyim lan? Ben ne yapmışım? Sen şampiyon gündeydin. Hayır, buradaydım ben de. Sen çıktın 13-13 ya, sen şampiyon gündesin. Abi o Avrupa Ligi'nde gruplardaydı. Öyle miydi? Inter? Nerede? Inter çıktı, ben de çıktım. Ben neredeyim? Logom mu garip? Bulamıyorum. Sen de iyi çıkamadın. Ben çıktım ki gruptan çıktım. Neyse, benimki önemli değil zaten. Yani sen gerek ikinci yok da oldun. Bir dakika dur, meraktan bakalım. Sen ikinci oldun, ön maç oynadın. Orada elendin o zaman. O olabilir, bilmiyorum. Ama bu sistem yeni geldi diye hatırlıyorum ben. Neyse, önemli değil. Devam et sen. Şey yap, ligi göster, ben puanlarımızı yazayım. Krallıklara bak ayrıca. Bakın şunu ya, bir yazayım de. Şampiyonluk. 16 puan farkı atmış. 62 gol atmış adam ya. 62 gol. Averaja bak, 35. Ben buradan krallık çıkaramazsam turu alırım. En az gol yiyen en çok atanım. Oğlum bu adam nasıl böyle bir şey oluyor ya? Ben anlayamıyorum bu adamı ya. Benimkiler sezonun ilk yarısında niye bu kadar kötüydü? Ya o değil de Arda 11.likten ikinciliğe gelmen yani inanılmaz bir şey. Oğlum bu nasıl bir oyun? Kaç puan? Orada Arden o da 0 puan aldı. Ha. Onur da 0 puan aldı. Hem elendi, Avrupa Ligi'ne de tur geçemedi. Gruptan çıktım. 25. Ha tabii. İkincilik 100 puan, 61. Arden sen hala geçebilirsin. Averaj 14. Şeye bağlı. Bir tane krallık çıkardıysan geçersin Onur'u. Bakalım. Bekle. Ha. Bekle bir, bekle. Hemen deli ya. Geldi ya hemen. Ne bileyim abi, yazmadın sandım. Yazdın sandım. 3 tane takım yazıyorum Arden. Sence yazılabilir mi? Tam krallıklara bak. Evet, şimdi krallıklar. Sosa birinci. Gol krallığında 15 golle. Sonra Semih bakan Şentürk. Semih Şentürk. Dembaba, Onur abi aynı be. Evet, geçiyorum burada size. Golleri yazıyorum. 3 RL gol ligi. Olacağı şey anlamamış ha. Semih Şentürk'ü 2 aldım ya. Semih Şentürk kardeşim. Semih 13, Demba 12, Olcay 12. Ne alaka lan Olcay? Bu arada Gökhan Töre de 12 ya. Olcay abi. Asiste. Ulan Karabük'ten oyuncu var. Benim Buruma var. Eskişehir'den Buruma. Buruma var. Buruma'm girmiş araya ama 100'e bölünüyor. Vay, demiştim sana Arden. Buruma. Aa, sen ekstra da alacağım. Yok, ben aramızdaki asist krallığını aldın diye dedim. Ha. Buruma 7, daha iyi puan. Bizi de göster, biraz daha iyi. Akhisar 5. İnşallah Uğur'da yoktur 5. 5 var senin. 5 Gökhan Töre. Uğur abinin de 5 var. Ya niye seviniyoruz ya Uğur ya? Olcay 5. Tamam. Kaleci clean sheet'e gel. İşte. Tek başına. Bu şaka mı? Tek başına. Onur Ulan benim Muslera'm var ya. Tek başına. Bir de krallık da aldı. Aynen. Arden. Bunu da abla hariç. Onur 13. Tolga 12. Sen Muslera'yı da birinci seçtin. Ama zaten saçma bir seçim olduğu kesindi. Şampiyonlar Ligi. Şimdi burada Onur düz krallık aldı. Kaleci krallığı 20. Lig kaleci krallığı 20. Tamam mı? Bence ben şampiyonlar. Sen 5'e mi bölündü Arden senin şeyin? Asist 15, krallığın. 15'e bölündü. 5 herhalde, bakalım. 2, 4, 6'ya bölünmüş. 3 puan alıyorsun. Lig ortak asist kralı. Almayayım daha iyi değil mi? Ya bir şey söyleyeceğim. Senin ilk dönem puanın kaçtı acaba ya? Sen oradan nasıl ikinci diye 19 falandı. Benim 6 galibiyetim vardı ilk dönem. Ve 18 galibiyet olmuş. İnanılmaz bu arada. Gerçekten iyi gelmiş Arden ama belki de sırf o ufacık şeyden kaybetmiş olabilir. 2 puanla.
Bir galibiyete bakarmış. Ya inanılmaz. Rezil başlamasan... Bir şey diyeceğim. Şu anda sen tartışmasız birinci olduğun için bence ikinci sezonu hiç yapmamıza bile gerek yok. Bence yapalım yine de, merak ettim ben. Şampiyonlar ya ne yapacağım. Tamam. Notlarımızı aldık. O kralı yok mu bunda? Ha? Bakabiliyor musun bak? Neye bakacaksın oğlum? Avrupa elenmişsiniz gitmişsiniz işinizde. Ben orada şey güveniyorum kalecime. End season diyoruz, ikinci sezonumuza geçiyoruz. Biliyorsunuz ki ikinci sezon da sayılıyordu arkadaşlar. Ben o yüzden onu abi şey diyeceğim. Tabii aynen. Ki öyle bir şey yok ama bu arada yeni kariyeri açma. Ben zaten Şampiyonlar Ligi'ndeyim. Dümdüz devam et. Öyle yapacağım işte zaten. Hı-hı. Sadece Şampiyonlar Ligi'ne bakacağız. Biliyorsunuz ki... Şimdi olur ağlar. Burada şampiyon mampiyon olur ağlar. Arkadaşlar bu ne ya? Ağustos, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart. Ocak. Sezon sonuna gidelim direkt ya. Görelim direkt. Evet. Arkadaşlar burada biliyorsunuz şimdi birinci olan belli olduktan sonra ikinci ile üçüncünün arasındaki farkı ikinci sezonda bakıyorduk ve şimdi Onur abiyle benim aramdaki şey için ikinci sezon yapılıyor. Ben bunu saymıyorum ya. Oğlum böyle saçma şey olmaz zaten. Ya Şampiyonlar Ligi'nde benim ne yapacağımıza bakıyoruz. Aslında başka bir şey yok şu anda. Arden de Onur da kendini yontmaya çalışıyor ama. Adam yine nasıl yaptı? Kafalarına vura vura 18 puan saplayarak şampiyon oldu. Ya bu nasıl oldu yani, bu iş bu arada bu ben kadar? Ben bunu bir daha simüle edilmesini istiyorum Arden. Ne yapacağım bir daha simüle edil? Bak bana yaptıracaksın. Yine o kadar fark edebilecek. Bir daha mı istiyorsun gerçekten mi? Evet. Niye? Mesela salak gibi Burak Yılmaz'ı yedek bıraktığın için olabilir mi? Çünkü sen dürüst olsaydın ben seni uyarırdım 4-4-2'ye dön derdim. Camlı 4-4-2 vardı. Bir sen şey Snyder ya. Burak M2 oynardın ama bir şey sen diyeceğim. Sonuna kadar hak ettin kaybetmeyi şey. Ben de desteğimi vermedim. Normalde söylerim. Her zaman söylüyorum biliyorsun. Asla kabul etmiyorum. Çünkü benim neyi kabul etmiyorsun? Oldu. Ben sana beni kandırıp elime adam almanı mı kabul etmiyorsun? Hayır. Ben sana Amerika 84 olmaz dedim. Zaten olmadı. Benim söylediğim şey doğru çıktı. Ya ne çıktı? Sana... Bakmadık ki onları. Ne anlatıyorsun? Amerika 81'di ya. Ama yani sen ben... abi şey olmuyor deyip hemen benim arkamdan aldın. Beni kandırdın yani Ali'nin. Sen dedin ki çok potansiyel. Arden taraflı dedim, olarak görüşünü söyle. Potansiyeli dedim. Senin taraflı sandığın olarak... gibi yanda çıkmıyor dedim potansiyeli. Ve benim dediğim oldu. Tarafsız olarak bence şey gerçekten Emenike'nin olmadığını biliyordu. Biraz da komiklik olsun diye olsun diye aldı. Ve komik oldu ve dediği gibi Onur abinin dediği de doğru çıktı bir yandan. Abi benim dediğim zaten doğru çıktı da. Santrafor'da Burak 77'ydi. En iyi Santrafor oydu zaten. Ben ne yapayım? Ve Burak... Senin burada zaten Burak'la bir arada oynatmadı. Abi doğru Burak'la mı? Burak'la niye oynatmıyorsun abicim? İki tane abi, santriforum var. Oynatsana iki santriforum. Nereye gittin sen? Tamam dediğin doğru da ben kimseyi kandırmadım. Benim dediğim doğru çıktı. Ben bilmem. Benim elimden adama bana aldırtmadan hemen aldım peşine. Hemen aldım. Ben bu görüldü bu. Evet Onur abi onu niye yaptın? Oğlum ben adama alma demedim ya. Manyak mısınız? Oğlum adama anons ederken araya girdin lan. Lan nereye araya girdim? Sen 84 potansiyel dedim. Ben dedim ki o kadar yükselmiyor. Nasıl araya diye. Girdim ya? Dalga mı geçiyor? Ver geri görüntü tekrarı ver ya. Şimdi şöyle aslında santifor olarak genelde şey var. Yani overall'lar yakın olmakla birlikte. Emenike'nin potansiyeli 84. Emenike beni cezbetti. Yükselmiyor cezbol. Bu oyunda yükselmiyor. Yükselmiyor mu? Nasıl ya? Arden ona göre seçeyim. Ben tam bilmiyorum. Onur abi sen nereden attın bunu? Çok yükselmiyor yani bir anda 4 yükselmiyor onu diyorum. Potansiyeli olanlar yükselmiyor. Benim bildiğim bir de yaşlılar da ufak ufak yükselebiliyordu ya da aynı kalıyordu hep. Çok düşmüyordu. Yaşlılar düşmüyordu. Fazla düşmüyordu ama potansiyeller az yükseliyordu böyle. Çok oha az. Erkan Zengin var. Erkan Zengin'i hatırlıyorsunuzdur tabii. Hatırlıyoruz tabii ki. Teknik bir oyuncuydu. Ya tamam o zaman. Bilekleri iyiydi. Beni kandırmayacağınız ümit ederek ben... Felipe Melo demek istiyorum. Ya sen potansiyeli 84 dedin. Anlatıyorum. Ben de dedim ki potansiyeli var alıyorum. Oyun, falan potansiyeli diyor. Bir dakika artmıyor ha. Yaşlılar artıyor ha falan diye araya girdin. Yaşlar ben de dedim mu? Emin misin bak almayacağım ona göre. Alma dedi. Sonra döndüm bir tur sonra aldın. Ya kendi alacağın adamı bana niye alma diyorsun o zaman? Ya sen potansiyeli 84 dedin. Ben dedim ki potansiyeli kadar yükselmiyor. Ve ben doğru söyledim. Sonra sen almadın ben santrafor aldım. Evet, ben sana demedim ki Emenike bu oyunda çok kötü oynuyor sakın alma demedim. Zaten eğrisi doğrusuna geldi. Önemli değil. Sen Şampiyonlar Ligi'de başarımı gösterir misin Arda'nın? Evet. Gösteriyorum. Biz kaçıncıyız lan? Dördüncü olacağım. Ligde ulan benim takım çok iyi şu an. Şu anda da Uğur çok kötü. Yani çok kötü dediğim 5 puan var. Şampiyonlar Ligi oynuyorum. Bunu yine mi almışlar? Uğur varım. Abi çıkabilmiş mi? Ben de varım. Ha yok lan Akistar'mış o. Ben varım. Onur abi var sadece. Benimkini göster. Ya neyse, bu arada Akisar etsin ya. Akisar ikinci çıkmış. Oh iyi oldu sana. Devam et. Ben neredeyim lan? Sen gidememişsin. Şey önlemede elenmişsin. Üçüncü. Varım. Ulan Real Madrid Inter'in Allah belanı versin. Verdiği gruba bak ya.
Real Madrid Inter grubuna 2 galibiyet almışım. Bu bile yeter bana. Şeref adaletse. Allah kahretsin böyle bir şanssızlık olamaz yani. VAR'a gidiyoruz. Hesaplamalarımızı yapıp geliyoruz. Ver bunu. Kayıt girdi mi? Evet. Arkadaşlar bu iftiracı şahıs tamamen simülasyonu suçladı. Kendisi ortada yok. Altıncı. Kendisi 6. olmuş. Yine 10 puan sapladım. Yine şampiyonum. Simülasyonumu boklayarak hedef gösterdi. Sanki tesadüfi bir başarıymış gibi gösterdi. Averajım bile aynı lan 35. Bu hikayede yalan ben oldum. Öncekinde averajım 4'tü burada 31. 4'tü öncekinde 4 şu an 31. En kötüsü Onur. Bak Ardan kardeşim simülasyon Alper seni yakmış. İkinci yerine 3. olmuşsun. Avrupa'ya bakabilir misin? Burada tek belirlenecek şey bu. Avrupa'ya bak diyor bakalım. Ne Avrupa'sı ya? Bakalım ya gelmişken. Şampiyonlar Ligi'nde yokuz. Gruptan çıkmıştın Ardan. Barcelona'ya çıkmışım. Ulan buradan da puan alacaktım. Lider mi çıktım? Bak bakayım. Aha. İkinci çıkmışım. Ön elemeye geçmişsin lan Arden. Ya abi Allah kahretsin ya. Bu kadar şanssız olamam ya. Ne ön elemesi oğlum? Direkt koyduk ya bunu. Hayır sen mesela geçemedin ya geçen gençler birine gelememişti ikinci çıkıp. Demek ben ikinci çıkmışım. Bak, ben de çıkmışım burada Everton. Evet. Everton'a elenmişim. Everton da yarı finale çıkmış. Ya bari ikinci olurdum şimdi bugün böyle şan. Biz hemen hesaplamalarımızı yapalım. VAR'a gidelim, gelelim, buluşalım, puanlarımızı açıklayalım. Arkadaşlar hesaplamalarımızı yaptık. Ben tabii şampiyon olduğum için, Onur'a 16 puan sapladığım için şampiyonum 562 puan. Onur maalesef ki 2 puanla ikinci oldu ve 1-2'de krallık alarak 345. Arden de şanssız bir şekilde kardeşi simülasyon azilliğine uğradı ve 191 puanda kaldı. Eğer gerçek bir simülasyon olsaydı Arden'le ben çekişecektim. Onur yine açık ara 3. olacaktı. Ve hak ettiği yeri bulacaktı. Ama 2. oldu. Tebrik ediyorum yine de 1 puan aldı. Arden'cim değerlendirmeyi alalım. 3. sezonda da 3.sün. Moralim çok bozuk. İlk seri yaptığım oyun dedim. Bağrıma bastım. İyi oyuncular da seçtiğimi düşünüyorum. Kaleye Mustara falan aldım. Olmadı. İyi oyuncular seçtiğimi en kötü draftını söylüyor bu arada. Kale iyi oyuncular aldım deyip herkesin eşit olduğu mevkiden adam aldı. Snyder'ı niye almadın? Ama bence akıllıcaydı. Ben şöyle düşündüm. Mustara kalecide herkes eşit ama sonuçta yine de 82-83 yani belli bir noktada. Ben diyordum ki Snyder'le Diego Ribas'tan biri bana belki düşer diyordum. Düştü. Aslında iki overlord'a Schneider'den şey yaptım. Ve Schneider de verimli olmadı. Şaka bir yana Onur üstüne gidiyorum ama Onur taktiğini yanlış yaptı bence. Onur 4-4-2 oynaması. İki tane hayvan gibi santriforu var. Sizinle oynatması gerekiyordu. Alper Potuk vardı. 79 oynatmadı mesela. Sov oyna. Sov aşkına yaktırabildiğini. Ne Sov'u ya? Koy oraya adamını. 79 adam var. Sen ne aidiyet hissediyorsun? O da 79. Sağ ama kanada sol kanat koydun. Alper oynamıştır Sov yerine. O da 79 yani görmedik. Nasıl oynamış? Olcay hem golünde var hem asistinde birinci hem golünde birinci. Olcay oynamış. Olcay oynamış. Gayet de başarılı olmuş. Ama Sov'da abi. Sov'da 79. Ya ne bileyim ben anlamadım. O 78'di. Sov düşüktü. Yani bir orta sahaya düşürüp 4-4-2 Diamond oynaman gerekiyordu senin. Arkadaşlar daha fazla nostalji isterseniz kanalımda geçen sene yaptığım FIFA 15 nostalji videom var. O videoyu da izlemeyi unutmayın. Aynı zamanda Uğur abinin önerisiyle yaptığım FIFA 15'te neydi o kendi efsane rebel efsane efsaneler. Başka bir şeydi şey. Onun ismi de. Bir dakika. Uğur abi de hatırlamıyor ismini. Arden'i besliyoruz. Arden'e paslıyoruz. Evet Arden şu an kendi reklamını yapacağım diye aratma falan yapıyor şu an. Bir dakika hemen bitiriyorum Beşiktaş Rebuild. Çünkü Beşiktaş'a da yapmıştım FIFA 18'de. Tarih yazma Rebuild konseptimiz. Tarih yazma Rebuild 2015'te de vardı. Teşekkür ediyoruz hepinize. Hepinizi öpüyoruz ve bu oyunda böyleydi. Umarım eğlenmişsinizdir. Uğur abi lider. Devam ediyor zaten. Puan farkını bayağı açıyor. Puanı yazmadım şu an. Ama bayağı açık ara. Yani Ben sana söyleyeyim. Ben 130 puanım. Onur 121 puan. Sana artık bakmıyorum. Sen kendi puanını söyle. Evet, ben yokum. Son 9 videomuz. Bir hafta ara vereceğiz. Yani bir ay sonra çıkacak galiba oyun hemen. Bir hafta ara vereceğiz. Ondan sonra artık UFC 24'te karşınızda olacağız arkadaşlar. Ve bakalım 9 haftada Onur geriden gelebilecek mi?
Onur geriden geleceğim derken Arda'nın geriden gelip kariyerindeki ilk ikinciliğini alabilecek mi, bunları merak ediyoruz. Ve şöyle bir şey var. Şöyle bir şey biliyorsunuz ki konuşmuştuk. Özellikle Onur abi bunu söylemişti. Yeni oyunda her gün video atacağız. Son 8 kaldı arkadaşlar bu arada. 9-8 kaldı. Yani benlik bir şey yok da siz atacaksınız diye düşündüm. Yani hayır, her gün yeni 3 Revit videosu atacağız demedi mi Onur abi bize? Ne diyorsun oğlum? Bunu benim niye haberim yok? Ben de şeyim ya. Neyse. Evliyim falan ya. Yani. Saldırı. Yuvam var ya, köpeğim öpeğim var. Luka! Gel dur, Luka'yı getireceğim. Evet arkadaşlar, bu sezonun şampiyonu. Luka. Daha belli olmaz o işler. Daha 8 video var. 8'de kapanır. 8'de kapanır, 18'de. Ne var ya, çocuk şampiyon olsun, Luka şampiyon olsun diyor Uğur abi işte. Luka'ya vereceğim. Baksana kuzu Luka'ya gibi duruyor size. Beyaz. Sana ne? Oh. Hayır. Oh. Baksana şu tipe bak. Lan 1,5 yaşındaki poodle'ı mı kıskandın? Ne oldu be oğlum? Değil mi bunlar ne garip bir adam değil mi bu? Baksana 65 yaşında hala 1,5 yaşında köpüşü kıskanıyor değil mi oğlum? Çok oh. Tatlı ya. Bak uykusuna uyandırdım. Uyku bebişi. Ay yalanıyor bak. Uyku rebuild. Uyku rebuild. O zaman Luka like istesin bize. Like iste oğlum. Beğensinler mi? Yorum iste. Ödül maması versinler mi kazanana? Versinler diyor, mama versinler. Versinler mi? Versinler. Kahve içmeye gidelim mi? Gezmeye. Bak. Coşmaya bak. Gezmeye gidelim mi? Kazanan gezmeye gitsin mi? Gezmeye de bit. Dur lan dur. Hayvan coştu dur. Dur tutamıyor. Tutamıyorum oğlum. Gezmeye de bit. Gezmeye de bit çekelim mi? Hadi gezmeye. Bahçeye git. Bahçeye bir çekelim mi oğlum? Bahçeye bir. Tutamıyorum lan. Allah. Evet arkadaşlar, Luka gezmeye gidecek ve biz de burada videomuzu kapatıyoruz. Sizleri çok seviyoruz. Yeni bölümlerde görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın. Görüşürüz arkadaşlar. Evet.